Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir aklımda yapmak istediğim tariflerden biri süt helvası. Bursa'nın meşhur tariflerinden biri. Ben de köy sütü olunca hiç bekletmeden hemen yapmak istedim. Tencerede tereyağı var. Diğer malzemelerimi de hazırladım. Burada 120 gram tereyağı var. Şimdi bunu ocakta eritip üzerine unu ekleyeceğim ve uzun süre karıştırdıktan sonra diğer malzemeleri de ekleyeceğim. Ya ocağı aldım, eridikten sonra unu ekleyip bildiğimiz helva gibi aslında uzun süre kavuracağız, yaklaşık bir 20 dakika, ama çok kısık ateşte kavurmamız gerekiyor. Unun renginin hemen dönmemesi lazım. Zaten tarifin özelliği de bu kavurma kısımları. Ama gerçekten çok lezzetli bir tatlı oluyor. Tereyağı eridikten sonra üzerine bir su bardağı un ilave ettim. Bardak ölçüsü 200 mililitre. Şimdi ocağın altını kısık ateşte unumuzu güzelce kavuralım. Un ve yağ hala şu an birbirine yapışık durumda, ama kavurdukça tamamen birbirinden ayrılacak ve sıvı bir görüntüye gelecek. Ben kavurmaya devam ediyorum. Tam 20 dakika oldu. Güzel de bir kıvama geldi. Unun rengi çok fazla değişmedi. Üzerine şimdi sütünü ilave edeceğim. Arkadaşlar, toplam 6 su bardağı süt ilave ettim. Ocağın altını yine çok açmadım. Kısık ateşte devamlı karıştırıp artık fokurdamaya başladığı zaman da şekerini ilave edeceğim en son aşamada. Tamamen katılaştı, üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Yine bardak ölçüsü 200 mililitre. Bunu da karıştıralım. Tatlının bir kısmını kaselerde, kalan kısmını da bu borcamda hazırlayacağım. Süt helvamız hazır. Sadece fırınlanma kısmı kaldı. Bir kısmını borcamda, bir kısmını da kaselerde yaptım. İsterseniz hepsini borcamda ya da hepsini kaselerde de yapabilirsiniz. Fırında sadece üst kızartma ayarında pişireceğiz. Üzeri kızardıktan sonra fırından alabiliriz. Ben fırını şimdi 200 derecede açıp süt helvalarını fırına gönderiyorum. Üzeri güzelce kızardığı zaman fırından çıkarttım. Bu tatlının özelliği sıcak yenmesi. Sıcak, ılık arası yiyebilirsiniz. Kalın da ısıtıp yemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Yöresel ve çok lezzetli tariflerimizden biri. Umarım beğenmişsinizdir. Oldukça da lezzetli. Dediğim gibi sıcak ya da ılık tüketmenizi tavsiye ederim. Tarifle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca videoları izledikten sonra beğeni bırakmayı unutmayın. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.